Ve bu kez adresimiz modanın kalbinin attığı Lifestyle Butik. Adalet ve Erol Yıldırım tarafından işletilen mekanda her beden ve zevke hitap eden ürünleri bulmanız mümkün. Kalitenin uygun fiyata hizmete sunulduğu mekanda adeta yok yok. Şimdi sizleri Lifestyle Butik'te bir tura çıkarıyoruz ve ardından yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Yolculuğumuz bu sefer de Zookville. Zookville'de Lifestyle Butik'e geldik. Türkler artık farklı sektörlerde var dedik. Baktık gördük. Hem modanın içerisindesiniz hem güncel. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erol Yıldırım. Kırşehir doğumlu. 86'dan beri İsviçre'deyim. 3,5 senedir de butik işletiyoruz. Allah'a şükürler olsun. Artık Türk toplumu burada var olduğunu yavaş yavaş göstermeye başladı. Memnunuz bu işi yaptığımızdan. Öncelikle hanımıma teşekkür ediyorum. Bu onun fikriydi. Şükürler olsun, iyi ki de varmışız, bu işe girişmişiz. İyi yani her başarılı erkeğin arkasındaki büyük güce dayandık diyorsunuz. Aynen. Arkamda demiyorum ben, yanımda diyorum. O zaman daha yakışıklı da siz bulmuşsunuz Erol abi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Balıkçıoğlu. Ben 38 seneden beri işçideyim. Ben bir şey değilim ama saat işiyle fabrikasında ETA'da çalışıyorum. Işte. Bir hafta sonu alışverişte hem dost ziyareti, hem alışveriş, hem ziyaret, hem ticaret. İkisini birden yaptık diyorsunuz Mehmet abi. Evet öyle. Peki Türklerin farklı sektörlerde artık yani döner ve marketçinin haricinde butik, moda, kreasyon tipi şeyler de olmaları size biraz daha rahatlatıyor mu? Yani kendi ana dilinizden bu tip üzerinizdeki kıyafeti almanız sizin için daha güzel bir şey oluyor mu? Tabii daha güzel yani tanıdık insanlarla şey yapmak, alışveriş yapmak. Yani bu ben büyük butikler zaten hoşuma gitmiyor, sıkıyor beni yani. Böyle tanıdık yerlerde bir çay içip de sonra biraz muhabbet etmek yani alışverişi daha zevklendiriyor. Artık dünya insanlar öyle bir hale geldi ki böyle tüketim toplumu muhabbet yok bir şey yok yani kar amaçlı yani insanları sıkmaya başladı bu şeyler büyük alışveriş merkezleri. Bence bu küçük dükkanlar bence daha iyi. İnsanları sıcaklığı paylaşıyor. Yani bütün ruhu içerisine girmiş oluyor. Maalesef o bütün dünyada var. Türkiye'mizde de var şimdi. Büyük marketler. İnsanlar hani birbirlerine uzaklaşıyor, alışveriş yapıyor. Restoranda oturuyor, çıkıp gidiyor yani. Hiç öyle bir şey yok. Yani geliyoruz burada bir çay içiyoruz mesela. İnsan bir günü muhabbet ediyor. Evet öyle. Evet, biz de size iyi hafta sonları diliyoruz o zaman. Erol Bey, Türkiye'de diyoruz ya kahraman marketçi süpermarketlere karşı İsviçre'de de bu dostluk ve sıcak ateşi dostlarınızla paylaşırken bir çay bardağının üzerinde hem günü güncemi hem de ticareti uyguluyorsunuz. Farklı bir branş herhalde. Evet tabii ki yani şimdi burada büyük firmalar var. Bunlarla baş edebilmek için en azından ayakta durabilmek için tamamen farklı bir tarzınız olması lazım. Aynı tarzdan giderseniz ayakta durma imkanı yok. Buraya gelen müşterilerimiz genelde söylüyorlar. Aa çok değişik, hiçbir yerde olmayan ürünleriniz var. Biz de tabii ki bu olumlu havayı aldığımız için bu bizi motive ediyor, mutlu ediyor, seviniyoruz. Buradan da şunu söylemek isterim. Bütün vatandaşlarımıza özellikle söylüyorum. Buyurun gelin, semaverimiz her zaman kaynıyor. İlla da bir şey almak zorunda değilsiniz. Çayımızı, kahvemizi için başımızın üstünde yerimiz var. Buyurun gelin. Ben Adalet Yıldırım. Yaklaşık 21 senedir İsviçre'deyim. Evlenip geldim. 4 tane çocuğum var bu arada. Sağ olun, Allah razı olsun. Uzun zamandır birçok iş yerinde çalıştım. Fakat kendime göre bana yakışır
bir yeri en sonunda buldum diyorum. Evet, gerçekten de öyle gözüküyor. Galiba öncelikle eşe destek, yanında olmak ama sonradan hanım becerilerini kreasyonumuza katmışız. Buradaki zengin kreasyonu görünce evet buraya bir hanım eli değmiş dedik. Evet, kreasyonu sizden dinleyelim. Tabii. Tabii ki bayan üzerine çoğunlukta. Abiyelerimiz var. Bayan üst grup, alt grup. Çocuk vardı fakat şu anda sadece çocuk abiyeleri, kız çocukları için. Bir de ayrıca erkek çocukları için takım elbiseler. Buralarda fazla yok biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Gerçekten bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bunu müşterilerimiz bize sunuyor zaten. Müşterilerimden aldığım güzel ilgiden dolayı daha çok tabii ki geliştiriyoruz. Evet, evet. İnanıyorum ki ileriki zamanlarda çok daha güzel şeyler olacak. Sürekli hep müşterilerimin hem olumlu hem olumsuz eleştirilerine her zaman açığız. Kesinlikle bu konuda müşterilerimiz de çok memnun. Çok sıcak bir ortam olduğunu söylüyorlar. Bir sürprizimiz daha var. Tam alışveriş merkezinin içerisinde yeni bir yerimiz daha var hemen yanında. Onun müjdesini de alalım mı? Tabii ki. Allah nasip ederse 15 Mart'ta erkek kreasyonuna da giriyoruz inşallah. Müşterilerimizden aldığımız güzel düşüncelerden dolayı yani bu şekilde yola çıktık. Gerçekten çok aşırı istek var. Türkiye'mizin modellerini biliyorsunuz çok şık, çok güzel. O yüzden inşallah 15 Mart'ta açılışımız olacak, erkek kıyafetlerimiz olacak aynı zamanda. Bayan zarafetine erkek şıklığını da ekleyeceğiz diyorsunuz lifestyle olarak. İnşallah, Allah nasip ederse inşallah düşünüyoruz. Dediğim gibi müşterilerimiz gerçekten çok memnun, ortam çok sıcak. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Eşimin de dediği gibi semaverimiz her zaman kaynıyor. Bütün gün boyunca sürekli taze çayımız var. Biz sıcak bir aile ortamı içinde hem sohbet ediyoruz hem de alışverişimizi yapıyoruz kesinlikle. Biz de size işlerinizde başarılar, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.